Merhaba sayın seyirciler, Yeni Günde Gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem bugün konu Sayın Koray Aydın. Koray Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ahmet Bey, çok sağ olun. Evet, Koray Aydın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adayı. Siz daha önce de burada aslında karşılamıştık İzmir'de Genel Başkan adayı olarak. Bu ikinci kez İzmir'e gelişiniz aynı nedenle. Ama şu bu son kongreyle ilgili aslında epey şeyler çıktı. Mahkemelerden farklı farklı kararlar geliyor. Sizin açıklamalarınız var, diğer genel başkan adaylarının açıklamaları var. Siz süreç aynen devam edecek diyorsunuz. Hukuki bir süreç başladı, hukuk içerisinde devam etti, aynen de devam edecek diyorsunuz. Ne durum nedir şu anda? Ya, bir de şu garip geldi bana, Tosya'dan bir mahkemenin kararıyla iptal edilmesi. Şimdi aslında şu yeni Türkiye'nin şartlarına uygun. Yani Türkiye bu hale geldi maalesef yani. Çok hukuk garibetleri yaşıyor. Yani Türkiye'nin bu hale düşmesi çok üzüntü verici, çok can sıkıcı. Olayı şöyle netleştirerek anlatayım. Yani seçim bitti. Milliyetçi Hareket Partisi delegesi irade beyanında bulundu. Kongre talep ediyor. Bu talebi neye göre yapıyor? Siyasi partiler yasası. Siyasi partiler yasasından alıntı yapan partinin tüzüğüne göre yapıyor. Yasal mı? Yasal. Hukuki zemini var mı? Hukuki zemini var. İşin muhatap olan genel merkeze veriyor. O yapmam hukuka gidiliyor, yapmayacağım diyor. Hukuka gidiyorlar, hukuk bir karar veriyor. Diyor ki kanunun emredici bir hükmü var diyor. Sen diyor bu kanunun emredici hükmünü yerine getirmedin. O zaman senin yerine getirmediğin bu görevi ben 3 kişi atıyorum. Çağrı heyeti, bu atadığı kişiler de partinin delegeleri. Onlar senin yapmadığın bu görevi yapacak diyor. Şimdi böyle net bir durum ve pozisyonda verdiği karar, herkesin beklediği bir karar, hukuki bir karar. Şimdi normalde ne olur? Bu tedbir şeyini bu ilgili mahkemeden alırsın. Neye göre? Hukuk mahkemeleri kanununun 390'a birinci şeyine göre ilgili mahkemeden alırsın. Genel merkez ilgili mahkemeye müracaat bile etmedi. Yani bir de nereden alabilirsin? Bir üstü var bunun. Yargıtay. Bu da Yargıtay. Yargıtay 18. Hukuktay. Oraya gidersin. Şimdi bunlar gitmiyor. Yok Çemiş Gezek bilmem ne mahkemesi falanca yerde diye. Şimdi enteresan çok trajikomik bir durum. Bu karar veren mahkemeler de dosyayı ilgili mahkemeden istememişler. Dilekçe üzerinden karar vermişler. O da ayrı bir beraber. Buradan ne sonuç çıkıyor? Bunlar 17-25 Aralık sonrası Türkiye'nin hukukunun geldiği durumu, Türkiye'nin nasıl bir felç olduğunu, nasıl elini ayağını tutmaz hale geldiğini, nasıl yerlerde süründüğümüzü göstermesi bakımından ibretlik olaylar. Ama şimdi çok garip değil mi Sayın Başkan? Halk hareketi bunun önünde durulmaz. Ama çok garip değil mi? Aynı mahkeme, aynı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mahkemelerinin farklı farklı kararlar vermesi aynı konuda. Yani şimdi siz biraz evvel dediniz, Türkiye'nin şartlarına uygun dediniz yani. Çünkü hukuk felç oldu Türkiye'de, hukuk yerlerde sürünüyor. Bu AKP Türkiye'sinin hukuku, dolayısıyla bu garabetleri yaşıyoruz. Yani ilgisi alakası olmayan yer tutuyor, karar veriyor. Bir de mahkemeden dosya bile istememiş yani. Kağıt üzerinden bir kağıt dilekçe üzerinden karar veriyor. Yani görevi değil, alanı değil, bunu ilgilendirmez. Normalde ben buna bakmam demesi lazım. Yani sen ortaya bir çıkmış bir yetkinin kime ait olduğunu tayin etme noktasında değilsin ki. Sen şu anda Yargıtay'ın görev alanına girdi ve onun hakkını gasp etti şu anda. Fiili bir gasp var. Yargıtay'ın fiili bir gasp var. Yani bu kararı Yargıtay vermesi lazım. Yani tedbir verecekse o verecek yani. Yeri orası. Ben şahsen öyle bekliyorum. Yani Yargıtay'a başvuracaklar, oradan tedbir almayı deneyecekler diye düşünüyorum. Anlaşıldı ki biraz yardım alınmış yani. Oralara yönlendirilmiş. Peki ne olur bu işin sonucunda? Ne olacak şimdi? Genel Başkan Avukat'ın, Genel Merkez Avukat'ı söylediğine göre, Mücahit Bulut bunu söylediğine göre kongre çağrısı ve kongre işlemleri durdurulmalıdır diyor. Durmayacak, devam edecek. Yani. Devam edecek diyor. Bir şey var yani. Bunların verdiği kararın bir şey yok. Ama Yargıtay'dan bir karar alırsalar durur. O zaman biz ona uymak zorundayız. Yani. Böyle bir ihtimal bekliyor musunuz? Tabii yani Yargıtay'a da başvursunlar. Yani esas yeri orası. Oradan alıyorsalar problem yok. Hatta belki onlar başvurmazsa belki biz başvuracağız. Onu da yarın görüşmeler var. Orada karar verilecek. Avukatlarımız bir araya geliyor. Belki biz böyle bir yolu gidebiliriz yani. Evet, daha önceki seçimde siz tek başınıza bir genel başkana karşı aday olarak çıktınız. Bu defa sizinle birlikte 5 aday daha var. Bu adayların çokluğu MHP'de bir şeylerin değişmesi gerektiğini işareti midir? Yoksa nedir bunun işareti?
Yani şimdi aslında bu 1 Kasım seçimleri milat gibi gösteriliyor ama bence bu işin miladı 3 Kasım 2002'dir. Yani 3 Kasım 2002'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yani her gün bozulan Türkiye şartlarında, MHP'ye uygun şartlar oluştuğu dönemlerde MHP bir türlü bu istikrarı yakalayamadı, hatta buluşacak yolda yöntemleri sağlayamadı. Bu ilişki kurulamayınca da alması gereken oyu bir türlü alamadı. Ben 2003'te de adaydım. Ben bunları orada o zaman da söyledim. Şimdi ne söylüyorsam birebir aynısını söyledim o zaman. 2009'da tek başıma imza topladım. Olağanüstü kurultaya gitmesi için mücadele ettim. Tek başıma. Tek başıma. 2012'de milletvekili sıfatımdan kalktım. Bir ünvan taşırken aday oldum. Cesaretle, kararlılıkla çıktım. Şimdi ne söylüyorsam aynısını söyledim. Şimdi ben söylediklerimi şimdi herkes söylüyor. Bu da partinin zenginliği. Bundan bir şey duymuyorum. Çünkü şu anda MHP Türkiye'nin en canlı, en dinamik partisi haline geldi. Müthiş bir hareketlilik var partimizde. Bazı adayların basın tarafından çok desteklenmesi sizin de dikkatinizi çekiyor. Yani evet, şöyle söyleyeyim. MHP dinamik bir parti. AKP ile mücadele etmeyi arzu eden yerler var. Elleri ayakları tutmuyor şu anda. Onların da tutmuyor. Onlar da sıkıntılar. Yani MHP'yi kullanacak bir algı operasyonunun yürütüldüğünü görüyoruz. Ama MHP öyle dışarıdan algılarla yönetilecek bir parti değil. Bunun bir sağduyuya sahip bir delege heyeti var. Partinin geleneklerine bağlı insanlardan oluşuyor. Biz 48 yıllık bir hareketi öyle algı operasyonlarına, parlatma operasyonlarına falan feda edemeyiz. Genel Başkan çeşitli yerlere işaret ediyor bu partideki olaylarla ilgili olarak. Genel Başkanımızın söylediklerinden şahsen ben yorumlamam. Yani evet. Gerek duymuyorum yorumlamaya. Ama yani kamuoyunda MHP'ye bir parlatma operasyonunun olduğunu ben de görüyorum yani. Bu yapılıyor belli yerlerde. MHP mi yoksa bazı adaylar mı özellikle? Yani adaylar üzerinde MHP yapılıyor. Adaylar üzerinde MHP'ye yapılıyor. Yani mesela aynı şeyi niye bana yapmıyorlar? Ben de o yüzden özellikle niye bana yapmıyorlar? Çünkü mücadele kültüründen gelen benim. AKP ile mücadele edilecek. Mücadele kültürünün bütün unsurlarını taşıyan adayım. Niye? Çünkü ben milli ve yerli bir insanım. Yani milli ve yerli bir insanım. Kullanıma kapalıyım. Ben milletimin emrindeyim. Onun ihtiyaçları, onun arzuları yönünde siyaset yapıyorum. Ve milletin değerleriyle örtüşüp barışık bir siyasi yelpazeden geliyorum. Ben bu damarın Türkiye'de iktidar olacağını düşünüyorum. Yani şu anda MHP'ye yürütülen algı operasyonunun karşılığının oy yüzdesi öyle şişirilenler gibi değil. Ama MHP milliyetçi, mukaddesatçı alana hitap edecek bir tarz, bir yöntem, bir yapılanma bulursa AKP'nin önünü orada keser. Efendim merkez oylar. Merkez oylar zaten oy verecek yer arıyor. Böyle çok şahıs dikiş parlatmaya bence ihtiyaç bile yok. Evet, kararsızlık ve merkez oylar. Tabii yani merkez oylar kararsızlık içinde. Millet AKP'den bıkmış, usanmış, canlı, dinamik, ne yaptığını bilen, hedefe kilitlenmiş, kararlı bir MHP ortaya çıktığında toplumun bütün katmanlarının oy verebileceği bir siyasal alan hemen oluşturulabilir. Biz böyle bir MHP kurgusunu zaten yapacağız. Ama bunun omurgasının, ana özelliklerinin kaybedilmeden bunun çevre zarlar olarak hareketin ana omurgasının üzerine yerleştirebilecek bir planlamamız var. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'ni hem merkez oylarda hem merkezin sağında ve solundaki oylarda oluşturulabilecekleri bir milli merkez yapacağız. Ama bu milli merkez halkın değerleriyle barışık ve örtülü bir örtüşmüş bir siyaset yapacak. Şimdi farklı bir şeyler söylediniz. Ama basında görüldüğü kadarıyla her şey genel başkan üzerinde dönüyor. MHP'de bir genel başkan değişince her şey değişecekmiş, her şey olacakmış gibi. Sizin Bursa'daki söylemlerinize baktım ben bir ara. Bursa'da şöyle demiş, sadece lider değiştirerek problemleri çözemeyiz demişsiniz. Doğru. Nedir MHP'nin içerisinde? Çünkü yıllardan beri siz de bu partinin içerisindesiniz. Kişiler üzerinden siyasette yaratılan algıları bütün siyasi hayatım boyunca yaşamış biriz. Yani aynı şey gelenekçi bir parti olan Doğru Yol Partisi'ne yapıldı. Demirel gibi bir karizmatik, halk adamı tipli, halk diliyle konuşan, halkın değerlerini bilen bir siyasal kişilik Cumhurbaşkanlığına çıktı. Bir algı operasyonu, işte Tansu Hanım gelecek, ekonomi profesörü, bayanların hepsi oy verecek. Hanımcağız partisini kapattı gitti. Kapattı. Yani niye?
Çünkü halkın değerleri üzerine ve doğru yolun geleneksel kitlesiyle örtüşüp onun hal, hissiyat, ruh iklimini bilemeyen, ikili ilişkilere dayalı Demirel döneminden gelen o muazzam kültürü yok eden bir çalışma ortaya koydu. Ne oldu? Bir sene sonra yaldızı döküldü. Tansu Hanım o zaman laflarıyla anılan, efendime söyleyeyim, halkın değerlerinden uzak olduğu, halk arasında tartışılan bir insan haline dönüştürüldü. Çünkü geldiğiniz bir partiyi kurgulayabilmek için yani o kültürü çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü tabii. Cenab-ı Allah iş yapma, becerme ve yönetme kabiliyetini herkese vermiyor. Ben bu hareketi çocukluğumdan beri içindeyim, bütün kademelerde görev yaptım. Ben afiş asma kültüründen geliyorum, bildiri dağıtma kültüründen geliyorum, el sıkma, ağlama, acıyı, iyi günü paylaşma kültüründen geliyorum. Dolayısıyla bu hareketin bütün hissiyatlarına sahip bir insan. Bir de ben insani değerler üzerinden siyaseti bir gereklilik olarak nefret dilinden nefret ediyorum. Mutlaka insanların ortak bir zeminde buluşabilecekleri bir iklim yaratmanın siyasette mümkün olduğunu düşünüyorum. Ben bunun partinin fikriyatını doğru tanımlarda, düşünce sistematiğini doğru yerlere oturtarak düşünce akımları üzerinden bu şeyin oluşturulmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi entelektüel birikim olan bir parti. Ama bizim son 15 senemizde bu büyük birikimi partinin lehine kullanabildiğimizi söyleyemeyiz. Yani önümüze bir vizyon koyacak, bir hedef koyacak, bir hedefler silsilesine inandırılmış kitleler Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara taşır. O zaman merkezde olan, merkezin sağında solunda olan herkesin oyunu alabilecek, doğru şeyler söyleyen, inandırıcı bir dille bunu ortaya koyan, hatta iletişimle trafiğini oluşturmuş, sağda canlı, zinde, dinamik bir MHP bu problemi çözer atar. Ben parti tarafından tanınan bir insanım. Yani benim çalışma tempomun ne seviyede olduğunu onlar gayet iyi biliyorlar. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'nde kök değerlere bağlı bir yenilenme ama geniş halk kitleleriyle kucaklaşacak bir yeniden yapılanma önemliyoruz. Partiyi herkese açacağız. Herkes bu partide gelip siyaset yapabilecek. Bu yeniden yapılanma derken var olan yöneticilerin hepsinin... Partinin kurumsal yapısını yeniden oluşturacağız. Partide her alandaki görev tanımlarını yapacağız. Banka sistematiği içinde çalışan, denetlenebilir, kontrol edilebilir bir yapı kuracağız. En alttaki belde ilçe örgütünden yukarı kadar il örgütlerindeki canlılığı, aradaki hiyerarşik yapıyı, yapacağımız doğru görev tanımlamalarıyla ve parti bünyesinde oluşturacağımız insan kaynakları birimimizle doğru insanı doğru işle oluşturarak insandan maksimum verimi alabilecek bir düzenleme yapacağız. Buna ait güçlü altyapımız var. Bu konuda müthiş bir hazırlığımız var. Bize nasip olursa ertesi gün ne yapacağımızı bilecek kadar konuya hakimiz, iyi bildiğimiz alan. Kimsenin bize parlatma yapmasına, cila atmasına gerek yok. Biz siyasetin içinde yoğrularak, siyasetin halk için yapıldığını bilen insanlar olarak halka değer veren bir yeni siyaset bakışı ve milletin önüne konacak yeni bir vizyonla insanlarda umut yaratabilecek bir Milliyetçi Hareket Partisi'ni mutlaka meydana getireceğiz. Yani bunların üst tereddütüm yok. Evet, gerçekten önemli şeyler. Birkaç sorumuz var, isterseniz oralara bir bakalım, ondan sonra devam edelim. Parti içerisinde genç arkadaşlarınız konumu ne durumda olacaktır demiş Abdullah Yavuz Demirel. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yani ben partinin gençlik kollarından geliyorum. Evet. Ben Trabzon'da gençlik kolları başkanlığı yaptım. Daha sonra Ankara'ya geldim. Ben 32 yaşında partinin genel merkez yöneticisi oldum. 32 yaşında. 36 yaşında da milletvekili oldum. Genel sekreter yardımcısıydım. 91 seçimlerinde milletvekili oldum. Ya şimdi 32 yaşında partimizin divanında hiç kimse yok. Yani o zaman rahmetli Türkeş Bey'den gelen Milliyetçi Hareket Partisi temel beslenme alanı olarak gençlik organizasyonu ve alt kadrosu en sağlam, en güçlü olan siyasal akımlardan bir tanesi. Ben şöyle düşünüyorum. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi meclisi en yaşlı partisi. 2011'de de öyleydi. Şimdi kimse bunun farkında değil. Yaş ortalaması en yüksek parti MHP şu an. Şimdi bu gençler 25 yaşında gidiyorlar, doğuda, güneydoğuda şehit oluyorlar da niye milletvekili olamıyorlar? Ben bunun sistematiğini kuracağım. Yaş dilimlerinin nüfus içindeki yerine göre bütün yaş dilimlerinde erkek ve bayan
şuurlu, planlı bir planlama yaparak o kurumsal kimlik içerisinde bütün bu alanların mecliste temsil edilmesi, değil mi? Parti organlarında temsil. Ya benim parti sözcüğüm mesela 30 yaşında bir olacak belki. Yani. Parti sözcüsü yapacak. İşte kafamda böyle düşündüğüm bir isim de var. Gençlere bütün yollar açacağım diyorsunuz. Tabii ya, düşünüyorum kafamda bir isim var. Pırlanta gibi, konulara hakim, mevzulara hakim, doktorasını yapmış, pırıl pırıl, taptaze bir yüz, meram anlatabilen, kendini ifade edebilen. Onun için gençlerin önünü siyasette mutlaka açacağız. Bir sorumuz daha vardı, ona da bakalım. Süreniz kısıtlıymış herhalde. Evet, Erciyes Kurultayları meşveret ve küstürler arkadaşlarımız hakkında neler düşünüyorsunuz demiş. Yine Abdullah Yavuz Demirel'in sorusu. Ya şimdi şöyle, Ahmet Bey, partiler gelenekleriyle yaşar. Evet. Partiler gelenekleriyle yaşar. Partinin derin kendilerine has ritüelleri var. Yani söylenmiş olan kurultaylar bizim geleneklerimizi yaşattığımız alanlardır. Yani yurt dışında Almanya'da çalışan işçiler bile tatillerini o güne denk getirerek yurt içine geliyordu. Biz orada yüz binler toplanıyorduk. Geceler orada yatıyordu. Çadırlar kuruluyordu. Çadırların önünde folklor oynanıyordu. Kazanlarda yemekler pişiyordu. Yöresel oyunları oynuyorduk. Yarışmalar yapıyorduk. Sabahlara kadar ateş yakıp etrafında oturup sohbetler yapıyordu. Kaynaşma, birbirine inanma, güvenme, samimiyet kültürünün oluşturduğu alanlardı. Dolayısıyla ben bu tür partinin geleneksel yapısını ayakta tutan bütün mekanizmaları canlı bir şekilde yeniden hayata geçireceğim. Geleneksel yapıdan bahsediyorsunuz, bir de doğru şekilde yeniden yapılandırılmalı parti dediniz. Tabii. Bir çelişki yok mu arada böyle? Hayır. Nasıl birleştireceksiniz ikisini birlikte? Bugünü, şimdi partilerin geleneksel yapıları, yani bugün İngiliz demokrasisindeki görev yapan partiler geleneksel kültürden gelen partiler değil mi yani? İşçi Partisi, Muhafazakar Parti. Ömürleri benden kesinlikle büyüktür. Peki, fazla vaktinizi aldım. Son bir sorum daha var. Ama dünyayı ve çağı doğru okuyorlar, doğru işler yapıyorlar. Yani ben de söylemek istediğim o. Son bir sorum daha var. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi eski boğu, şaşalı günlerine dönebilecek mi sizce? Ya ben şuna inanıyorum. Ben AKP'nin döneminin bittiğine inanıyorum. AKP devrini kapattı. Bundan sonra geriye doğru gideceği kesin. Siyasette umut olabilecek. Halkın baktığında, şöyle yüzüne baktığında, seni dinlediğinde, vallahi bu da cevap, bu da yapar dediği anda AKP'nin işi bitmiştir. Milliyetçi Hareket Partili delege, neden Koray Aydın seçti? Çünkü... Yani bir sürü aday var, 5 tane aday var. Neden yani, Koray Aydın? Ben şunu söyleyeyim, tabii ben Ahmetli Türkeş'in genel sekreteriyim. Yakınında çalıştım, öldüğünde genel sekreteriydim. Devlet Bey'in genel sekreteri. Liderlerle çok yakın çalıştım. Demirel'le, Ecevit'le bakanlık yaptım, o evet. Kültürde tanıştım. Bunu mecliste grup başkan vekilliği yaptım. Meclisin çalışmasını biliyorum. Meclis başkan vekilliği yaptım. İlk milletvekilimde 4 sene plan bütçe komisyonunu yaptım. Devleti çok iyi tanıyan bir şey. Bir de halkı çok iyi tanıyorum. Yani. Parti için hem sokakta çalıştım hem de protokolde çalıştım diyorsunuz. Evet, bir de ben iş adamıyım. İş adamıyım. İş adamlığından geliyorum. Çekebilirim, senetebilirim, yönetimi bilirim. Benim babam köylü çocuğu, ben köyde doğmadım, Trabzon merkezde doğdum ama köylü çocuğum. Ben köyü bilirim, nasırdı, eli bilirim. Ben gençlik kollarındayken Trabzon'da ilk tütün mitingini yapan gençlik kolları başkanı. Trabzon deyince hemen son bir soru daha soracağım. Trabzon'da seçilemediniz, bölgenizde seçilemediniz. Bu yapılan hataların nedeni nedir? Yani yoksa vatandaş artık MHP'ye... Yani Haziran seçimlerinde, Trabzon bize neredeyse ikinci milletvekilini veriyordu. Kılpay kaçırdık biz. Evet. İkinci milletvekilini. İnsanları şok eden bir anlayış bütün Türkiye'yi sardı. Biz il il inceledik, biz bütün Türkiye'de oy kaybettik. Evet. Bir tek Ardahan'da kaybetmedik, o da 300 oy artmış. Yani %1 bile değil, 300 oy artmış. Tamamında oy kaybettik yani. Öyle bir dalga geldi, partiyi vurdu ki, yani kişilikler aradan çıktı. Genel algı devreye girdi. Ben mesela kaybedeceğim bir şeydi. Trabzon seçmeni zaten üzgünler, pişmanlar, telefon açıp ağlayanlar var. Yani kendi partinin bile arıyor. Abi ben ceza kestim, seni seçeceğim. Bir şeydi, elim kırıldı deyip üzülüp ağlayanlar var. Bu niye benziyor biliyor musunuz? 94 mahalle seçimlerinde Bedrettin Dalan'ın İstanbul'dan seçilememesi, Burhan Özfatura'nın İzmir'den seçilememesi, Mehmet Altınsoy'un Ankara'dan seçilememesi. O zaman ANAP iki ilde kazandı. Bir Malatya, bir Tunceli. Tamamını kaybetti. Öyle evet, bir şey. Sayın Genel Başkan, süreniz kısıtlı. Son söz olarak İzmirli delegelere,
İzmirlilere, Milliyetçi Hareket Partisi'ne neler söylemek isterseniz buyurun ekran size. Ya onlardan biz birbirimizi tanıyoruz. Yani delegeler beni tanıyor, ben de onları tanıyorum. Şöyle ekrana dönelim, yani seyircilerimize. Aynı damardan geliyoruz, yani kolay anlaşacağımızı biliyorum. Zaten görüşme halindeyiz. Ben şöyle, ben şu anda bütün adayların ikinci sıra tercihindeyim. Hele ki hangi adayı desteklerse desteklesin, ikinci sıra tercihi ben. Yani bu %100 böyle. Bu büyük bir avantaj. Birinci sıraya sorabilir miyim kimdir diye, yoksa kalsın mı? Hayır, her adayın kendine göre bir tercihi var ya, evet. O tercihte bulunan aday, ya o olmazsa ben oyumu Koray Bey'e verirdim diyerek ikinci tercihten onu kastettim. Evet. Evet, kongreye bekliyorsunuz herkesi herhalde. Ya, tabii şöyle, Allah nasip ederse, MHP Genel Başkanlığı olduğunda, Cenab-ı Allah bana nasip ederse, benim büyük illerle ilgili bir master çalışmam var. Yani İstanbul'a özel bir İstanbul çalışmamız, Ankara'ya özel, İzmir'e özel, üç büyük ile özel çalışmalar var. Yani ben belki de haftanın bir günü İzmir'de olacağım her gün. Yani duruma göre, onu sonra 15 günü çıkarabilirim. Yani şartlara göre. Ama yerelde işleri takip eden, organizasyonu kuran, sistematiği oluşturan, o banka sistematiği halinde çalışan bir yapı meydana gele gele elim üstünde olur. Onu gördüm mü başka yere yönelir. Dolayısıyla İzmir Türk siyasetinin önemli bir yer. İnşallah MHP'nin rüzgarı da İzmir'den esecek. Doğuya doğru. Ne? İzmir'den. Batıdan doğuya doğru esecek. Evet, MHP'nin rüzgarı İzmir'den esecek. Bu çok önemli bir laf. Herhalde şeyden sonra tekrar görüşeceğiz kongreden sonra inşallah. Daha çok görüşürüz. Evet Sayın Başkan, çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Size başarılar diliyoruz. Çıktığınız yolda yeni gün ailesi olarak başarılar diliyoruz. Evet, son sözünüz de buydu herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Üzüldüm ben, onu da söyleyeyim. Buyurun. Yani ben İzmir'de, İzmir takımlarının biricik olmamasına çok üzülüyorum. Maalesef. Yani mesela benim Göztepe'li dönemleri, Altaylı dönemleri, işte Altınordu'lu dönemleri iyi bilen bir siyasetçi. Sadece Karşıyaka'da, basketbolda Karşıyaka'yı tutuyorum. Ben genel dinamikleri çok destekliyorum. Ben basketbol hastasıyım. Benim iki oğlum da basketbol oynadı. Futbolda hastalığım da var. Ama Allah'tan ümre niyazım bir an İzmir takımının biricikte yer almasıdır. İzmir buna layık, geç bile kaldı. İnşallah o da olursa ben de İzmir'de oturana kadar seyredeceğim. Bunu söylerken de samimi söylüyorum. Yani. Çok teşekkürler. Evet, İzmir'in çok şeylere ihtiyacı var gerçekten. İnşallah sizin başkanlığınızda İzmir'e biraz daha fazla şeyler gelir. Beklediğimiz şeyler gelir. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Teşekkür çıktığınız yolda tekrar başarılar diliyoruz. Evet. Şeylerin, evet Sayın Seyirciler, yeni günler gününden burada sona eriyor konumuz. Sayın Koray Aydın'dı. Milliyetçi Hareket Partisi Başkan adayı. Biz yeni gün ailesi olarak kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve yeni günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.